Merhaba arkadaşlar, Sporu Güzelleştir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Talha. Bugün Kütahya Halil Akkaş atletizm stadındayız. Buradaki sporculara sorular soracağız. Hadi başlayalım. Ne çalışıyorsunuz şu an? Engeldirli. Branşınız ne? Sprint. Sizce sprint branşına yeteri kadar talep var mı ya da yeteri kadar destek görüyor mu? Yok, hayır, görmüyor. Talep de yok, destek de yok yani. Neden peki? Çünkü kimse atletizm sporunu bilmiyor yani. Kimse duymuyor, bilmiyor. Öğrenmek bu sprint istemiyor. Dediğimiz kısa mesafeciler oluyor, evet, değil mi? 60, 100, 200, 400 diye bak. Sizin branşınız? Benim 100, 200. 100, 200. Aynen. Peki talep olması için, destek olması için neler yapabiliriz, neler yapılabilir? Ya bu sporu biraz daha yaygınlaştırmamız gerekiyor, tanımamız gerekiyor. Devlet desteği gerekiyor. Yani devletin destek vermediği sürece hiçbir türlü gelişim olmaz yani. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben 10 yıldır yapıyorum. 10 yıldır yapıyorsunuz, aynen. Pek bir destek verilmediğini söylüyorsunuz. Ya veriliyor da yeteri kadar, bir futbol kadar değil yani. Futbola daha çok yani ön planda oluyor. İnşallah bundan sonra sprint yani atletizm branşı daha çok değer görür diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Şu an ne çalışıyorsunuz? Uzun atlama dirillerini çalışıyoruz şu anda. Teknik branş. Ne zamandan beri bu sporu yapıyorsun? 5 yıl oldu benim. Senin? Benim de 5 yıl. Berabersiniz. Peki bu branşa yeteri kadar sizce talep var mı? Yeteri kadar yok. Türkiye'de talep, destek hiçbir şey yok. Sadece hocalarımızın keşfettiği kişilerle. Yani insana kendisi gelmiyor buraya yapmaya spor için. Hocalarımız destek verirse öyle. Ben de burada sadece ikinizi gördüm. Takım olarak sadece 2 kişi mi var bu branşta? Yoksa diğer arkadaşlarınız gelmedi mi? Yok burada. Sadece 2 kişisiniz yani bu branşı yapan. Peki bu branşı daha çok duyurmak için neler yapabiliriz? Bu branşı duyurmak için neler yapabiliriz? Mesela abi videolarımızı çekip reklam yapabilirsiniz. Derecelerimizi yazabilirsiniz. Yani mesela senin ne derecen var şu an? Benim abi ben bu yıl bir ay önce Balkan ikincisi oldum. 1,5 ay önce Türkiye şampiyonu oldum. Şu an o derecelerim var. Dünya şampiyonu var Temmuz'da. Ona hazırlanıyoruz şu anda. Hedefimiz olur. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah gençler. Şu an hangi branşa çalışıyorsun? Risk atma branşı. Ne zamandan beri bu branşı yapıyorsun? Bir yıl olacak yani. Bir yıl olacak. Zor bir branş herhalde. Üstünde zincirler görüyorum ama. Bayağı zor. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu branşa nasıl başladın? Bu branşa beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesiyle başladım. Peki daha sence önce Türkiye'de bu branşa yeteri kadar destek veriliyor mu ya da yeteri kadar duyuluyor mu? Bence hiç duyulmuyor. Yani çok destek verildiğine de inanmıyorum açıkçası. Kolay gelsin. Hangi branşa çalışıyorsun? Cirit. Ne zamandan beri cirit sporunu yapıyorsun? 6. sınıftan beri bu sporu yapıyorum abi. Kim yönlendirdi seni bu spora? Yani beden eğitimi öğretmenim. Ben normalde ilk voleybolcuydum. Kolum kuvvetli olduğu için cirite yönlendirdi. Bu şekilde bir yönlendirme oldu, evet, diyorsun. Peki sence cirit branşı çok zor bir branş mı? Zor. Yani teknik branş diye geçiyor. Teknik çok detayı var. O yüzden zor bir branş. Yeteri kadar talep görüyor mu peki cirit? Yok. Çok talep görmüyor. Zor bir branş olduğundan dolayı mı? Hem zor bir branş olduğundan dolayı hem de çok bilinmiyor hani cirit. Mesela büyüklerim ben cirit atıyorum diyorum, atın üstünde mi atıyorsun diyorlar. Hani çok bilinmediği için çok da talep olmuyor yani. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Branşınız ne? Uzun mesafe. Ne zamandan beri bu sporu yapıyorsun? 12 yaşından beri itibaren 8 sene olacak bu yazın sonunda inşallah. İnşallah. Peki bu branşa nasıl başladınız? Bu branşa şimdiki antrenörüm Kenan Özcan hocamın sayesinde okulda yetenek taramasına geldikleri vakitte beni keşfetti. O sayede tanıştık. Yeteri kadar branşınız talep görüyor mu? Evet, dünyada, Türkiye'de dahil olmak üzere dünyada da bayağı bir talep görüyor. Zaten bütün sporların ana branşı olduğu için herkes tarafından çok çabuk tercih edilen bir branş. Siz yani şu an beni şaşırttınız. Ben şu an burada cirit çalışanlara, gülle çalışanlara gittim. Onların hepsi bence hiç duyulmuyor. Ha? Yok, hayır, görmüyor. Yeteri kadar yok. Çok talep görmüyor falan diyorlardı da şu an herhalde bu branşlar içinde en çok talep olan atletizm. Evet, bence atletizm arkadaşlar niye öyle söyledi bilemedim ama var yani talep çok. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi antrenmanlar. Hangi branş için çalışıyorsun? Ben uzun atlama. Uzun atlama için. Ne zamandan beri bu sporu yapıyorsun? Ben yeni başladım, geç başladım. 4 aydır bu sporu yapıyorum. Peki bu spora başlamana kim vesile oldu? O spora başlamam lisedeki beden hocam vesile oldu. Sınav olmuştuk. Orada 5.60 zıplamıştım. Uzun atlamaya başladı, devam et. Arkadaşlar fark ettiyseniz burada genelde bilinmeyen branşlar var ve hepsi beden eğitimi hocalarının keşfetmesiyle bu spora başlamış. Beden eğitimi öğretmenlerimizin ne kadar önemli olduğunu burada görmüş oluyoruz. Peki bu branşın sence zorlukları nelerdir? Bu branşta hem kondisyon gerekiyor hem sürekli mesela sabretmen gerekiyor. Çünkü başarı hemen bir anda elde etmiyorsun. Yani şey gibi bir inşaatta hani tuğlayı üst üste koyarsın ya, öyle işte. Peki eyvallah, kolay gelsin. İbrahim. Ne zamandan beri bu spor yapıyorsun İbrahim? 7 sene önceden beri. 7 sene önceden beri. Nasıl başladın bu branşa? İdris hocanın sayesinde beni keşfetti, ben de o şekilde geldim. Nasıl keşfetti seni? Burada koşu yaparken mi, okulda mı? Bir piknik sayesinde. Bir piknik sayesinde. Aynen. Ayrıca pikniğe gitmiştik. Benim akrabam da koşucuydu. Onun sayesinde onlar da beraber antrenman yapıyorlarmış hocayla. Hoca da işte o da gelsin antrenmana dedi. Küçük bir ekibi varmış ilk başladığı sıra. Ben de geldim işte, öyle 7 senedir devam ediyor. Bu branşta başarı elde etmek çok mu zor? Valla çalışırsan zor değil yani. Peki diğer branşlara kıyasladığımız zaman neden bu branşa daha az talep var sence? İşte para açısından diyelim. Biraz maddi kazancı mı düşük diğer branşlara göre? Mesela diğer kazançlarda insanlar 7-24 çalışmıyor bu spor için. Yani biz her gün antrenmana geliyoruz. Hani insanların zorlanıyor yani. Bir şey olmadığını düşünüyor. Bana göre gelmemelerin gerçek nedeni maddi kazanç diye düşünüyorum. İnşallah seni de daha iyi yerlerde görürüz diye ümit ediyoruz o zaman. Kolay gelsin. Branşın ne? Uzun mesafe atletizm. Ne zamandan beri bu sporu yapıyorsun? 3 yıl. 3 yıl. Aynen. Nasıl başladın bu spora? Bunu okulda Eyüp Hoca diye bir hocamız vardı. Müdür yardımcısı. O beni keşfetti. Sonra böylelikle başladım. Yarışa falan katıldım. 2. oldum ilk yarışımda. İyi maşallah, daha iyi olursun inşallah. Peki bu branşın sence zorlukları neler? Zorlukları çok, nefesiniz tıkanıyor ama antrenman yapınca o nefesiniz açılıyor. Siz peki haftada kaç kere antrenman yapıyorsunuz? 7 gün. Haftanın her günü antrenman yapıyorsunuz yani. Peki sence bu antrenmanların karşılığını alabiliyor musun? Alıyoruz. Yani almaya çalışıyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Eyvallah. Branşın ne? Branşım atletizm. Uzun mesafe koşuyorum. 1500-2000. Ne zamandan beri bu sporu yapıyorsun? 4,5 yıldan beri. Nasıl başladın bu spora? Beden eğitimi öğretmenim sayesinde başladım. İlk önce başka bir branşla ilgileniyordum, handball branşıyla. Daha sonra hızlı koşmam nedeniyle atletizm branşına yönlendirildim. Peki bu branşın zorlukları nelerdir? Ya çok nankör bir spor. Her şeyimizi etkileyebiliyor. Yani bir gün gelmememiz her şeye neden olabiliyor. Çünkü sürekli çalıştığımız için seri şekilde her şeyimizi etkileyebiliyor, yani nankör bir spor. Peki teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam öncelikle bizi buraya antrenmanınıza davet ettiğiniz için iki hocama da çok teşekkür ediyorum. Buradan ben size şey sormak istiyorum. Öncelikle hocam siz hangi branşla ilgileniyorsunuz? Ben teknik branşlar dediğimiz yüksek atlama, gülle atma, cirit, disk ve uzun atlama branşlarıyla ilgileniyorum. Hocam siz? Ben de mesafe branşlarıyla orta uzun mesafe 800-1500, 3000 metre, 5000 metre ve 10.000 metrede ve aynı zamanda cross'la ilgileniyorum. Peki hocam, Kütahya'da öğrencilerin bu sporlara katılımları nasıl? Oldukça iyi. Zaten yaz okullarından falan gelen sporcularımız var. Bizim temelden aldığımız, İdris hocamın da benim de 8-10 yıllık sporcularımız var. Seçmeler yapıyoruz. Yakındaki okullara gidiyoruz, bu bölgedeki okullara. Seçmeler yaptıktan sonra beğendiğimiz çocukların aileleriyle görüşüp artık yeteneği neyse, genelde altyapıda diğer hocamız var, Elif hocamız. Onunla başlayıp ilerleyen zamanda branşına göre mesafe yapacaksa İdris hocama, teknik branş yapacaksa bana geliyor. Peki hocam size de şey sorayım. Öğrencilerinizin başarı durumu nedir? Başarı durumları, şimdi biz çocukları aldığımızda ilk etapta altyapıdan alıyoruz. Daha 0-5. sınıftayken alıyoruz. Tabii üniversite bitene kadar yanımızdalar. Hatta üniversiteden sonra bile devam etmek isteyen çocuklar devam ediyor. Başarı açısından şu anda Kütahya atletizm olarak zaten Türkiye'de isim tanınmış bir ilimiz. Şu anda yani dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Balkan şampiyonu ve bir sürü Türkiye şampiyonlukları derecede olan sporcularımız var yani. İnşallah daha iyi sporcular yetiştirirsiniz diyelim hocam. Peki şey sorayım hocam. size. Türkiye'de bu sporlara yeteri kadar talep var mı? Tabii ki bizim insanımız çok yetenekli. Gerçekten bu branşlar için çok yeteneğimiz var. Zaman zaman bu en son işte olimpiyatta gelen dereceler, Avrupa'da gelen dereceler, farklı sporcuların yani milli takımın bayrağımızın altında yaptıkları dereceler. Tabii sosyal medyanın da gelişmesiyle küçük çocukların da çok ilgisini çekmeye başladı. Bizim yaptığımız döneme göre şu anda çok daha iyi şekilde sporcular geliyor. İnsanlar daha bilinçli olmaya başladı. Tabii sizin de yaptığınız bu programlar etkili olmaya başladı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Tamam. Hocam geçen yıl Kütahya'da Kütahya'nın beden eğitimi öğretmeni seçilmişsiniz en iyi. Evet, yılın beden eğitimi öğretmeni seçildim. Peki hocam size şey sorabilir miyim? Ben burada mesela birkaç tane sporculara sordum sizi bu branşlara kim yönlendirdi diye. Çünkü bu branşlar maalesef pek bilinmeyen, aynen, tanınmayan branşlar. Hepsi de bana beden eğitimi öğretmenim yönlendirdi dedi. Siz bu çocukları nasıl keşfediyorsunuz hocam? Neyi görüyorsunuz da direkt bu sporlara keşfediyorsunuz? Teşekkür ederim. Kendim de eski koşucuyum ben. Milliliğim var. Üniversiteyi bitirdikten sonra biz zor şartlarda üniversiteye girdik. Göreve geldikten sonra hep bu projeler üzerinde yoğunlaştık. İlk çalıştığım yer Batman-Kozluk ilçesiydi. Batman-Kozluk ilçesinde mevsimlik işçilere götürülen öğrencilerimiz vardı, kız öğrencilerimiz vardı. Bir proje geliştirmiştik orada. Onları Siirt ve Diyarbakır spor liselerine yerleştirdik. Ondan sonra orada 8 sene boyunca çalıştım. Hem beden eğitimine çok öğrenci soktuk hem spor liselerine. Kütahya'da da 2012'den beri Kütahya'dayım. Kütahya'ya geldikten sonra da hem kendi branşım olan atletizm ve diğer branşları da araştırarak hangi branştan daha çok profesyonelleştirilmiş sporu çıkartabiliriz diye o şekilde çalışmalarımıza başladık. Gençlik spor antrenörlerimizle sürekli bağlantı halinde çalıştık. Çocuklarımızın her sene başında denemelerini yaptık. Geçen sene mesela çok bilinmeyen bir şey var. Spor tırmanışı var. Spor tırmanışı Türkiye 3.'sü olduk takım halinde. Bu Kütahya'da bir ilk. Ve 3 çocuğumuz şu anda daha da profesyonelleşip millilik derecesini almaya yaklaştı. Yani bu sene kısmet olsa 3'ü de milli takıma gelecek. İnşallah. Hocam siz şeyi kırmış oldunuz hocam. Bütün algıyı. Maalesef ülkemizde beden eğitimi öğretmeni deyince topu ver, çocuklar oynasın algısı yok var ama şu an sizin söylediğinizi duyunca... Bu arada 2 tane milli halterci yetiştirdik. Yani onları keşfettik küçüklüğünden. Salonları kullanarak, antrenörlerimizi kullanarak, her şeylerini takip ederek, yeme içmelerini, günlük alacakları kalorilere kadar, yarışmalarını hepsini ayarlayarak bu şekilde yarışmalara götürdük ve 2 tane de millilik aldırdık. Şu anda bizim okulumuzda 8 tane milli sporcu var. Farklı farklı branşlardan 8 tane milli sporcu var. Hedefimiz yani hani ülkemiz için görüyorsunuz o zamanlardan geçiyoruz. Şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tabii ki bizler de bu şekilde vatanımıza, milletimize faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizin gibi beden eğitimi öğretmenlerimizin sayısı artar diyoruz. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sizin burada göreviniz ne? Şu anda atletizmde orta yaş grubuna masörlük yapıyoruz. Yani bu arkadaşlara eşlik ediyoruz. Pek görmediğim, şahsen benim pek görmediğim bir şey diyeyim. Masör tutulması burada sporculara çok önem verildiğinin bir göstergesi o zaman. Değerden ziyade zaten ihtiyaçları olduğu bariz belli. Kendi branşımda halter çocukluğumdan beri yaptığımız için her hafta birbirimize masaj yapardık çocuklarla, arkadaşlarımıza. O yüzden bunların da ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için amatör sporlarda daha çok ihtiyaç, daha çok verim arttırmak amacıyla. O yüzden de eşlik etmek istedik ve talep ettik. Bu doğrultuda da arkadaşların fayda gördüğünü gözlemleyince bırakmadık. Birkaç aydır beraber takılıyoruz. Burada çocuklara antrenmandan önce sonra ya da bir sakatlık olduğu zaman masajın etkisi nedir? Masajın etkisi aslında antrenman sonrası, antrenman öncesi de yapılan masajlar var. Antrenman sonrası dinlenmeyi azalttığı için, toparlanmayı daha çok hızlandırdığı için tavsiye ediliyor. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür sağ olun. Ederim. Evet arkadaşlar bugün Kütahya Halil Akkaş Atletizm Stadı'ndaydık. Burada maalesef az bilinen sporlara işte cirit, gülle atma, sprint gibi bunları daha çok duyurmaya çalıştık. Bu branşların zorluğundan bahsettik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.